Bir sürü insan gelmiş. Hadi dedik uygulama yapalım. Birazdan dedi görüyorsunuz ping atabiliyoruz. Çalışıyor, routerlar da çalışıyor bilmem ne falan dedi. Peki dedik bekliyoruz. Bir koydu abi. Network çalışmaya devam ediyor. Hayda. Yan sınıftaki labın tamamı gitmiş. Biz mi koyuyoruz? Şirket yok. Rezil olduk, rezil. DDoS diyoruz. Adama diyoruz ki 10 milyonluk trafik var. Nasıl durduracaksın? Bir kat daha CPU çıkarım. 8U makina yaparım. Ah, koyayım diyor. Dostlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şimdi efendim beraber DDoS nedir? Nasıl atılır? Yenir mi? Yenmez mi? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, denial of service yani hizmet verememe saldırısı, hizmet verememe durumu nasıl gerçekleşiyor? Bir tane sunucuya istek gönderiyorsunuz. Numaradan yalancı istekler. Eskiden telefon şakaları yapardık. Hatırlıyor musunuz? Normal telefon kullanılırdı çoğu evde. Biz arkadaşlarla lisede ortaokul lisede dönerdik eve gelirdik, tamam mı? Eve geldikten sonra otururduk böyle. Ne yapalım canımız sıkılırdı. Hadi derdik muzurluk yapalım, tamam mı? Rastgele bir numara çevirdik ama numarayı aklımızda tutardık. Ondan sonra alo iyi günler efendim, iyi günler. Muharrem orada mı acaba derdik. Yok burada kardeşim, yanlış aradın derdi. Tamam, kapatırdık abi, tamam. 2 dakika sonra bir arkadaş daha aynı numara arar tekrar. Tabii caller ID falan yok o zaman. Açardı telefon. Alo iyi günler efendim, Muharrem orada mı acaba? Kardeş Muharrem diye biri yok burada, yanlış numara falan filan diye, tamam. Kapatıyor ondan sonra. Üçüncü kişiyle falan böyle Muharrem orada mı? Böyle beşinci kişi Muharrem orada mı? Arıyoruz sürekli, tamam mı? En sonunda bir tanemiz dururdu, tamam mı, böyle? Arardık böyle. Alo ben Muharrem, beni arayan oldu mu? Hepimiz yaptık bunu ya. Bütün okul yapmıştır, ben öyle söyleyeyim. Siz de duymuşsunuzdur, tamam mı? Ondan sonra herif ananı avradını bilmem ne yardırırdı, tamam mı? Zaten bana da yapıyorlardı mesela. Bana yaptıklarında ikinci üçüncü seferden sonra s**tın lan siz deyip kapatıyordum telefon, tamam mı? Hiç denk gelmedim lan Muharrem'e. Çok enteresan bir şekilde hiç denk gelmedim. Şimdi bunun 5 kişiyle yapıldığını değil de 5000 kişiyle yapıldığını düşünün. Aynı anda aradığınızı düşünün. Ne olur abi? Telefon hatları işleyemez hale gelir. Adamın telefonu çöker. Kilit. Buna 5000 kişi olduğu için DDoS deniyor. Biz tek başımıza yapıp karşı taraftaki servisi küfrettirip dellendirip bize küfrettirme olayı DOS. Tamam mı? Herif işini gücünü yapamıyor bize cevap vermekten, tamam mı? Ona DOS diyoruz. Ama 5000 kişi aynı anda atıp herifin telefonunu kullanamaz hale getirme de çok kişi tarafından yapıp DDoS olayı. Anlatabildim mi olayı? Şimdi bu ama hangi tür DDoS'a bir örnek? Volümetrik DDoS'a örnek. Yani network'ü, yani bilgisayar ağlarını kitleyen. İlla ağları kitlemek zorunda da değiliz. Başka yöntemleri de var bunun. Onları öğreteyim size. Otur. Çök. Çök kardeşim, çök la çök. Şimdi bak abi. DOS'un amacı Muharrem'in yerine aradığımız numarayı çıldırtmak, tamam mı? Delirtmek adamı. Arada da 5000 kişiyle birlikte yaparsak telekomu da patlatmak. Yani aradaki santrali de uçurmak. Artık ne varsa o. Ben ne dedim demin? Volümetrik atak dedim, değil mi? Volume based ataklar yapabilirsiniz. Protokol based ataklar yapabilirsiniz. Application layer ataklar yapabilirsiniz, tamam mı? 3 tane atak yapabilirsiniz. Volume based atakta 5000 muazzur adam aynı anda foşur tor diye saldırdığı için abi karşı taraf ananım deyip bayılıyor, tamam mı? Çok fazla istek geldi. Ne bakacağız diye valla diyor. Bayılıyor, tamam mı? Bu volume based. Protokol ataklarında sürekli olarak karşısına geçiyor herifin, tamam mı? Normalde herif Türkçeden anlıyor sadece. Herife İngilizce, Almanca, Danca bilmem ne 70.000 farklı dilde, tamam mı, küfrediyor. Mesela şurada bir tane herif var. Oturuyor. Kuzey olsun. Kuzey'den bir şey isteyeceğim. Şöyle yapıyorum bak mesela. Kuzey diyorum. Efendim diyor. Kuzey diyorum. Efendim diyor. Kuzey diyorum. Efendim diyor. Kuzey. Bence az yapma. Gitti. Çakıldı. Protokol atak. Çıldırıyor, tamam mı? Gitgide dedi bağırıyor böyle. Deliriyor. Delirtiyorsun. Delirtme olayı protokol atak. Application layer ataklarda da hikaye şu arkadaşlar. Mesela birinden bir şey istiyorsun, tamam mı? Diyorsun ki Ceyda var. Karım biliyorsunuz yukarıda. Ceyda'cığım bana çay getirir misin? Tabii hayatım diyor. Yalnız diyorum Ceyda'cığım, çayı Tanganyika'nın sık ormanlarında yetişmiş kakule bitkisinden oluşmuş bir tane Earl Grey olan English Breakfast çayından olmasını istiyorum. Şimdi Ceyda başlıyor. Kakule... Tamam işte Tanganyika ormanları. O da tamam İngiliz. Bulamıyorum diyor. Küt gidiyor, tamam mı? Mavi ekran. İşte bu application layer. Error veriyor, tamam mı? Bulamıyor. Hangi birini yetiştireceğim ben bunu bulamıyorum bilmem ne diyor. Küt gidiyor. JDA has left the server. Aynen abi. Tamam mı? Bu kadar basit. Bak üçünü de anlattım. Bir tanesinde ne yapıyorsun? Telefonla arayıp herifi fıttırtıyorsun. 5000 kişi aynı anda arıyorsun. Çöküyor telefon hatları. Protokol ataklarında sürekli olarak şey yapıyorsun. Kuzey. Bence az yapma. Deliriyor, tamam mı? Diğerinde application ataklarda da daha böyle aslında get veya post yapıyorsun. Slow release falan, işte exploit falan var. Anonymous'un kullandıkları bunlar. Onlarda da iş filminden kopuyor. Detaylarını anlatıyorum abi. Bak şimdi teknoloji nasıl çalışıyor. Bizim zamanımızda en çok kullandığımız UDP flood'la ICMP ping flood'ıydı, tamam mı? Ping of death diyorduk abi. Bunu anlatacağım detaylarını. Sonra slow release var. İşte HTTP flood var. NTP amplification, DNS amplification falan filan. Bir sürü tipleri var bunların, tamam mı? Ama biz önce
önce konumuza gelelim. Yılımız tahmin ediyorum, sanıyorum 2002. Tabii o zamanlar. Ben orada öğrenciydim ama derslere gitmiyordum, tamam mı, doğru dürüst. Security workshop yapacağız dedi Edis, tamam mı, Netron'da. İşte laba yapacağız, saldırıları göstereceğiz. Dedim tamam yapalım. Ne yapacağız? Ben dedi genel security kavramlarından bahsedelim. İşte secure by default, Microsoft'un genel şeyleri var, onları falan anlatırım dedim. İyi abi dedim, tamam anlat. Nasıl istersen öyle yap yani. Canın anlatmak istiyorsa onları anlat, fark etmez. En sonunda dedi şey yaparız dedi. Bir tane dedi ping of death atarız dedi, tamam mı? Lan dedim, nasıl ping of death atıyorsun? Basbayağı dedi yani. Ping of death atarız bir tane router'a dedi. Hayda dedim. Bu ne ya? Nasıl yani falan dedim. Neyse. Çağırmışlar bir de. Anasının dini gibi bir sürü insan gelmiş. Gelen insanlardan da karşılarında security mekürtü anlatıyor falan. Hadi dedik uygulama yapalım. Şimdi hazırladı bu. Yani neydi yapıyor hatırlamıyorum. Linux'da olabilir. Yanlış bilgi vermeyeyim. Hazırlandı bu böyle. Şimdi dedi görüyorsunuz dedi, tamam mı? İşte dedi Cisco router'lar orada duruyor dedi. Birazdan dedi görüyorsunuz ping atabiliyoruz. Çalışıyor router'lar da çalışıyor bilmem ne falan dedi. İşte paket route ediyor. Bakın diğer tarafa geçebiliyoruz. Tracer falan çalışıyor dedi. İşte 3-4 tane network'ten falan. Ondan sonra şöyle çalışıyor, böyle çalışıyor dedi. Bakın şimdi dedi ping of net atacağım dedi. Gidecek dedi router dedi, tamam mı? Peki dedik, bekliyoruz. Bir koydu abi. Network çalışmaya devam ediyor. Hayda. Ben bakıyorum böyle Allah Allah ne oldu ya falan diye. Bir daha koydu. Hala çalışıyor network. Diyorum lan niye çalışıyor oğlum bu falan diyorum böyle. Bilmiyorum ki niye çalışıyor falan diye, tamam mı? Ana 40 kişi falan var sınıfta. Rezil olduk, rezil, tamam mı böyle. Oğlum ne yapacağız diyordu. Bilmiyorum abi nereden bileyim dedi. Abi dedim versiyona bir baksana. Hemen ilk aklıma o geldi. Abi bir baktı versiyona. Biz eski sürüm patlasın diye bir tane router koymuştuk o laboratuvara. Yan sınıfta benim can kardeşim ders anlatıyor. Böyle çocukluk arkadaşım, çok eski dostum. Ders anlatıyor. Yan sınıfta routerlar değiştirilmiş. IT'yi oraya bıraktı zannetmiş. Bizim vulnerable routerları alıp yan sınıfa koymuş. Sonra da IT orada routerlar olmayınca yeni routerlar, en son versiyon routerları getirmiş. Bomba şu. Hepimiz aynı network'teyiz. Yan sınıftaki lab'ın tamamı gitmiş. Biz mi koyuyoruz? Şirket yok da. Bütün sınıflar patlak. Ben orada anlamıştım. Dost buymuş diye. Hikaye bu yani dostlar. Ping of Death'te öyle bir anım var yani. Bu da böyle bir anımdır yani. O yüzden Ping of Death'ten tırsarım. Devam ediyoruz abi. Şimdi diyor ki adam tool'lar var. En popüler 2020'nin en popüler tool'larına bakalım. Hulk var. Torshammer ve abnormal olarak SlowRoost'ten bahsediyorum. Loic, Anonymous'un kullandığı arkadaş. Ben Anonymous'ta arkadaşlarım varken... Burayı kesin lan. Arkadaşlarım varken kuzenim. Loic'te Low Orbit Ion Cannon. Abi bu tamamen kendi isteğinizle, rızanızla network bağlantınızı uzaktan komutla kontrol edilebilir hale getiriyorsunuz. Siz burada bir target belirleyip lock ettiğiniz zaman diğer bilgisayarlarda arkada çalışan diğerleri de buraya lock ediyor. Ondan sonra çak diyorsun, gönderiyor abi. Hikaye bu. Şimdi bunların dışında bir tool daha var. OWASP. Hala var mı bilmiyorum. Hah bu. Tamam bak. Bu abi HTTP atak. Bu atak tool'uyla direkt koyduğunuz site connection sayısını veriyorsunuz. Eğer Apache server çalışıyorsa diye indiriyor aşağı. Bir gün net açtı. Öğrenmişim bunları da. O zamanlar yeni çıkmış bu alet. Ulan dedim ben bunu inceleyeyim. İnceledikten sonra ulan dedim bu ne güzelmiş. Acaba gerçekten çalışıyor mu dedim. Müşterilerimizden bir tanesi, daha doğrusu müşterimiz de değil de tanıdık bir şirket var. ISP böyle. Dedim ki bunların web sitesinde denerim ben. Ne olacak ki? Vururuz, deneriz. Çalışır mutlaka. Abi önce kendi kurduğumuz lablarda denedim. Hepsini patlattı alet. Hiç acımadı, tamam mı? Pataküte gitti. Ulan dedim bu ne güzel bir şey böyle. Ben dedim buna dedim. Bir dedim şu arkadaşlara bir deneyeyim bakayım ne olacak acaba dedim. Böyle atıyorum laba. 2 dakika sonra server geri geliyor. Hiçbir sorun yok. Böyle takılıyordum. Attım bunu o karşı tarafa. Arkadaş karşı taraf gitti. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama karşı taraf gelmiyor. Bekledim 5 dakika. Gelmiyor. 10 dakika bekledim. Gelmiyor. Ulan hala gelmiyor. Gitti lan. Sayfa gitti yani. Açılmıyor server. Ulan ne yapacağız dedim. Soğuk terler döküyorum, tamam mı? Şimdi arasam adamlara desem ki abi sizin site gitmiş. Ben uçurdum. Urul urul kan alırlar yani. Allah dedim. Ne yapacağım ben? Baktım 20 dakika oldu. Yarım saat oldu. Hala açılmıyor. Dedim ayvayı yedik. Benim bu adamları aramam lazım. Servis restart etsinler bari. Yani başka şansımız yok. Açtım telefon. Dedim Emre. Abi dedim. Sizin server gitti. Sen dedim şunu bir şey yapsana. Çalıştırsana. Abi yok geldi dedi o. Bizimkiler bir update yapmışlar. Ondan gitmiş dedi. Aa öyle mi dedim. Tamam peki dedi. Tamam kapattım telefonu. Bir baktım sayfa geldi. Oh diyorum tamam oh. Nasıl rahatladım böyle, tamam mı? Ondan sonra abi bizim şirkette bir yayıldı bu. 15 dakika sonra bütün geekler yanımda. Abi şuraya da deneyelim. Burayı da patlatalım. Burası uçuyor mu? Burası patlıyor mu? Bilmem ne diye. Biz abi sağa sola bakın bunu atıyoruz, tamam mı? Bakalım ne olacak diye. Öyle. Ondan sonra patatakitleri sallıyoruz. İşte o dönemin önemli yeni, bu şimdi çok popüler olan ama o zamanlar hiç önemli olmayan bir takım haber siteleri falan var. Onlara falan attık böyle. Hepsini kapandı böyle. Ondan sonra Allah'ım çok eğlendiydik o gün. En son DDoS'la muhabbetim, DOS bu tabii, DDoS değil. DOS'la muhabbetim bu dönem olmuştu abi. Çok eğlenmiştim. Şimdi arkadaşlar
arkadaşlar. Bunu da gösterdim. Peki DDoS'un olayı, bunları mı kullanacağız sadece bilmem ne mevzusunda, biraz daha derinlemesine birkaç şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlar mesela application tarzlarından da biraz bahsedelim. Biraz detaylara inelim. Şimdi konuya gelelim. Arbor'da böyle koruma yapıyor. Peki bu adamlar nasıl koruma yapıyor? Nasıl durduruyorlar bu işleri? Bu kadar saldırı oluyorsa. Saldırı gerçekten bu kadar kolaysa yapmak. Bunlar nasıl durduruyorlar? Önce saldırıyı nasıl yapıyoruz onu göstereyim size. Bakın dostlarım. Bir virtual machine kalemizi açalım. Bir tane de saldırı makinamızı kaldıralım. Bak abi burada DVVA var, tamam mı? Bu bizim vulnerable bir Apache'miz, tamam mı abi? Düzgün çalışıyor. Bir sürü bunda şeyler var. İşte patlatabilir web problemleri var. Bunlar OWASP'ın şeyi. Bunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bununla bir işimiz yok. Bak refresh ediyorum. Anında geliyor. Sol üst köşeye bakarsanız ikon anında yükleniyor, tamam mı? Bak şimdi sevgili kardeşim. Geliyoruz buraya. HPing 3. Syn flood yapacağız. Eksi S. Flood modunda çalıştır diyorum, tamam mı? Bu VM'den çıkıyoruz. Bu VM'e syn flood yapacağız. Başladık abi. Bak şimdi geldim buraya tekrar. Geçmiş ola. Dönüyor. 192, 168, 214. Gitti. Çok basit bir şey. Bu çok kolay. Zınk diye gitti. Neden? Çünkü bizim bu makine çok tırt. Easy bir iş bu. Ama mantık bu, anladın mı? Heh. Bak bura gitti. Görüyor musunuz? Ama bu arada hürriyet çalışıyor. Bu en basitinden, en uyduruğundan sevgili dostlar. DDoS'un anlatımı. Tamam mı? Şimdi bakın. En basit hali bu, tamam mı? Şimdi abi bak. Bu nasıl engelleniyor onu anlatayım. Şimdi normal bir enterprise network'te ne var abi? Bir tane firewall var. Bir tane mobile Wi-Fi var. Normal Wi-Fi access point'ler var. Çalışanlar var. Server'lar var. Remote'lar var. Ve application'lar var. Tamam mı? Onların önünde de normalde bir firewall şey var. Router var. Oradan da internet. ISP1, ISP2, ISP3 backup'ları var. Bilmem nesi var, herif bağlanıyor. Buradaki bir koruma cihazı değil de bir router olsa, ben buna 5 milyon tane şu arkadakine istek göndersem ve bunun bandwidth'i sadece 1 milyonunu kaldıracak kadar olursa, su boruları prensibi. Bu router ne olur? Çakılır değil mi? Yamulur mantık olarak. O zaman abi buna çözüm olarak ne yaparız? 1 milyonluk değil 5 milyonluk hale getiririz. Tamam mı bunu? Bandwidth'i arttırırız. Bu router patlamamaya başlar. 5 milyonluk gelirse 10 milyonluk alırız. Yine artar. Dinamik olarak bandwidth'i arttırıyoruz, tamam mı? Değiştiriyoruz ISP'den. Bir yerden sonra tıkanıyoruz abi. Sevgili dostlar, Arbor Network bu işi düşünmüş. Demiş ki baba sen bunu 10 milyon arttırarak inline çözümlerin hiçbirisi diyor. Inline olarak koyduğun, yani gelen geçen trafiği dinleyen, izleyen cihazların hiçbirisi diyor. Belli bir süreden sonra diyor istediğin kadar bandwidth koy. Bir süre sonra diyor içindeki CPU'nun gücü, RAM'inin gücü, bilmem neyinin gücü olacağı için mimarinin limitasyonundan dolayı adam 100 milyonla gelirse o zaman yine yatacak. Yani bunun bir sınırı var. Hat patlamasa cihaz patlayacak diyor, tamam mı? Yani mutlaka bir şekilde patlayacak. O yüzden diyor inline çözümler, yani araya koyacağın, sınıra koyacağın, kapıya koyacağın korumalar olmaz. Ceyda'dan çay istemiştik, yan yatmıştı ya. Onun gibi kafası karışabilir çok fazla isteyince. Neyse sevgili dostlar, böyle olmaz bu iş dediler, tamam mı? Ne yapacağız o zaman? O zaman bizim bu işi ISP'de çözeceğiz. ISP'de nasıl çözeceğiz dediler. ISP'ye bir tane cihaz koyuyoruz. ISP'lerin içine de birer monitör cihazı koyuyoruz. Cloud'dakilere de koyuyoruz. Bunların hepsi eğer bir saldırı geldiğini fark ederlerse, yalnız içinden geçen ISP'ler bütün trafiği geçirmek zorundalar. Adamların bu saldırı olduğunu anlamaları mümkün değil. ISP'ler trafikleri izleyemezler. Hem bununla izleyerek vakit kaybedemezler, hem kaynak kaybedemezler. O yüzden de tercih etmezler. Telkolar bunu yapmaz. O yüzden de buradan bu trafik geçecek. O zaman bu trafik bu şirketi patlattığında buradaki çözüm üretecek olan cihazın, ISP'de çözüm üretilmesi lazım. Cihazın nasıl haberi olacak? O zaman dediler biz bu cihazı burayla bağlayalım. Saldırı geldi. ISP'den geçti. Bizim cihazı patlatmadan evvel cihaz kahveden adamına çağırıyor. Diyor ki sen diyor, şimdi diyor bu internet servis sağlayıcıları arkadaşları bir uyar diyor. Hepsinin bir haberleri olsun diyor. Sakın ha diyor. Bana diyor bir daha yamuk yapmasınlar. Abimi çağırırım. Burası Çukur. Rıza baba falan diye. Gel buraya diyor. Tamam mı? Böyle olunca abi ISP'ler de diyor ki aha diyor bu trafik zararlıymış. Dur diyor ben bunu diyor yönlendir. ISP'de bloklama yok nihayetinde. Yönlendirme yapayım. Bir analiz edelim bu trafiği. Abi trafiği alıyor. Buradaki bir trafik analiz kutusuna gönderiyor. Bu trafik analiz kutusu bakıyor trafik harbiden zararlı mı? Kendisi karar verebilirse veriyor. Veremezse bu internette bir istihbarat paylaşımı yapılan bir tür çok ISP'de kurulu olan cihazlardan paylaştığı bilgileri topluyor. Topladıktan sonra da gerekli olan şeyi kararı verip ISP'ye diyor ki bu trafik zararlı, bunu
bunu off-ramp yap. Yani boşluğa, çöp kutusuna yönlendir. O zaman abi burada saldırı başladı. 1 milyon biz karşıladık. 2 milyon karşıladık yine. Oba 3 milyon biz zorlanmaya başladık. Bir titreme geldi böyle. Bir kuşumuz başımız oynamaya başladı. Lan bir bok oluyor bu 3 milyon biraz çok lan falan demeye başladı bu kafadaki. O zaman dedi ben abimi çağırayım da görününkini dedi. Haber verdi buraya. Haber verince ISP'lere haber verdi. Küt o 3 milyondan sonra güm aşağı indi. Bunun üstüne doğru çıkmayacak. Hat ne kadar abanırsa abansın. İster 10 milyon ister 100 milyon koysun herif. Kaç megabit gelirse gelsin. Ondan sonra herif kullanmaya başladığı zaman Allah! Allah! diye uçtum şahitlerim var diye havalanmadan az evvel haber verip abisini çağırıyor. Cloud ne işe yarıyor? Abi cloud'da duran sunucuların varsa, Cloudflare falan gibi sistemlerin varsa önünde korumak için. Ondan sonra da bu bağlantıyı yapman gerekiyor. Anlatabildim mi? Burası herifin on-prem data center'ı. Arbor Cloud dediği de cloud'un içindekileri koruyabilmek için. TMS'in bir sınırının olması da gerek yok. Var ama o da 100 milyon, 200 milyon falan filan. Tamam mı? Öyle çok yüksek yani. Zaten 1 milyonda yan geliyor firewall. Firewall'un olayını biliyor musunuz arkadaşlar? Firewall üstüne gelen tüm paketleri alır, açar, içine bakar, güvenli mi karar verir, doğru yere gidiyor mu diye karar verir. Ondan sonra kapatır, paketler tekrar gönderir, tamam mı? Hayvan gibi işlemci gücüne ihtiyacı var. Bir tane pakette bunu yapıp bu kadar vakit kaybeden bir adamın önüne 500 bin milyon tane paket gönderirseniz o firewall zaten 5. pakette yan geliyor. Bu konuyu kapatmadan az önce bütün DDoS mantığının nasıl çalıştığını, nasıl korunacağınızı ve her şeyi anladıysanız anı geliyor. Kapanış ve baba anı. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'deyim. Bundan 8 sene önce, 2012'de oluyor bu olay. Gittim abi. Bana dediler ki Can, acilen Ankara'ya gitmemiz lazım. Bir tane DDoS protection yerleştirilecek. İtalya'dan bizim account manager geliyor. Yani bu satış sorumlusu geliyor. Bu vendor'dan, Arbor'dan. Yalnız üretici bir de bir tane şey geliyor. Çözüm mühendisi. Yalnız müşteri acayip sorunlu. Sorun yaşıyoruz müşteriyle. Birinin kum torbası olması lazım. Bu bütün ağlamayı, zırlamayı, adamların şikayetlerini dinlemesi lazım. Tamam mı? Başka türlü olmuyor. Peki dedim, rakip kim? Company kim var karşımızda? Huawei var dediler. Hayda dedim. Çünkü Huawei'de o zaman şöyle. Direkt gidiyor abi. Akbank'ta proje yapıyorlardı Huawei. Cisco'yu atacaklardı. Şu olay oldu arkadaşlar. Ben bunu bu bir şeyi gördüm yani. Adam diyor ki, Akbank diyor ki, bana diyor işte şu 24 portlu switch lazım diyor. Şu özellikleri olsun diyor. Bunları istiyorum, bunları istiyorum, bunları istiyorum diyor. Huawei diyor ki, bende diyor bir tane şey var diyor. Switch var diyor. Bu özellikler, bu özellikler, bu özellikleri karşılıyorum. Ama 23 tane portum var diyor. Olur mu diyor. Akbank diyor ki olmaz. Peki diyor herif, bir saniye bekleyin diyor. Gidiyor, iki telefon açıyor, geliyor bilmem ne. Kağıdın üstünde bir tane daha delik açıyor. Tamam mı? Böyle kalemle çizerek delik yapıyor. Tamam artık 24 portluyuz diyor. Böyle bir durum var yani, tamam mı? Huawei böyle dalıyor yani piyasaya. Bütün her yere girecekler, tamam mı? DDoS diyoruz. Adama diyoruz ki 10 milyonluk trafik var. Nasıl durduracaksın? Bir kat daha CPU çıkarım. 8U makina yaparım. Koyayım diyor. Baba diyorum, manyak mısın? Önündeki trafik patlıyor zaten. Niye sen firewall'u büyütüyorsun? Ne fark eder diyor. 2 kat daha çıkarım. 10 katlı yaparım diyor. Oğlum diyorum, 20 milyon olursan abi. 12 kat yaparım o zaman diyor, tamam mı? Çıldırdım ya, çıldırdım, tamam mı? Herifler sürekli böyle geliyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Sen sürekli karşı taraf arttırıyor. Görüyorum ve arttırıyorum. Huawei diyor ki, görüyorum ve arttırıyorum. O da diyor ki, görüyorum, arttırıyorum. O da diyor, görüyorum, arttırıyorum. Lan böyle bir DDoS şey mi olur lan? Böyle saçma sapan koruma mı olur yani? Lan dedim ben, ne yapacağım bunların karşısında? Neyse ben gittim abi. Tabii karşımdaki herifler de bayılıyorlar. Huawei gelmiş bunların önüne. Kırmızı halılar, bilmem neler. Bini bin para, her türlü hizmet, her türlü şey akıyor böyle. Lan biz oraya gitmişiz. Hebe hebe Arbor. Bir tane de İtalyan espresso içelim mi anam falan diye dolaşıyor ortalıkta. Aha dedim, biz yan geldik ya. Yani bizim bu ihaleyi almamız mümkün değil yani. Ben dedim ki anlat baba dedim ya. Anlat derdini Marco Paşa'ya. Anlat. Vur vurabildiğin kadar. Siz böylesiniz, ivirsiniz, zıvırsınız, herif itin soktu bizi, tamam mı orada? Biz de böyle evet efendim, haklısınız efendim. O doğru dedi efendim. Espresso falan diye böyle devam ediyoruz, tamam mı? Abicim yapacak bir şey yok. Adamlara dedim ki yani biz şimdi dedim bir defa dedim bir yerden sonra da durdum. Haklısınız tabii ki de dedim. Bir U masadayız. 50 kişi var, tamam mı, anasını satayım mekanda. Böyle çok ciddi bir ortam. Ben dedim ki şimdi dedim konunun arkitekti olarak ilk defa geliyorum. Konudan haberim yoktu. Şimdi dedim bir defa dedim ben atandım bu göreve dedim. Ben sadece sizinle ilgileneceğim. Benim başka bir işim yok. Ben buradayım. İngilizce de yok heriflerde bu arada. İtalyanlarla falan konuşma sıfır. Hiçbir şekilde konuşamıyorlar. Onu da biz hallediyoruz. Yani ben halledeceğim bu işi size dedim. Onun için buradayım. Hani size yardımcı olmak için. Bir defa dedim böyle geliyorlarsa o zaman karşı taraf dedim, hani rakip dedim. Onlara sorar mısınız? 20 milyon bağlantı olduğu zaman ne yapacaklar? Concurrent connection sayısını stateless olarak geldiği zaman ne yapacak? Bilmem ne.
teknik soruları tak 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 koyuyorum ben herife. Herifler de böyle diye kalıyorlar, tamam mı? Hiçbir şey yapamadılar, tamam mı onlar da? Biz bir araştıralım dönelim, iki telefon açalım dönelim. Oo diyorum ben, telefonun olayı da bu işler. Bak biz buradayız diyorum müşteriye falan. Nasıl bildiğin çirkeflik, her türlü pisliği yapıyorum, tamam mı? Türk pisliklerini yapıyorum aynen. Türk'ü de seviyor zaten. Adamın bir kanı ısındı böyle bilmem ne. Tamam dedik biz o zaman, akşam demoyu yapalım dediler, tamam mı? Oh dedim, tamam demoyu kaptık. Demoyu kaptık mı bu iş bitti. Demoyu kaptık mı yürürüz abi, tamam mı? Çünkü bir POC dedim mi, proof of concept yaptığımız, yani demonstrasyon yaptık mı direkt yürürüz. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Kurumda bir tane teknik müdür var. Teknik müdür benden evvel 3 arkitekt harcamış. Yani ağzına sıçmış herif ortalığın. Herif içinden geçiyor. Gelene teknik bilgiyle falan filan gebertmiyor. Kıllık yapıyor ya, tamam mı? Senin gözünün üstünde kaşın var niye? Biz burada işte gömlek giyeni sevmeyiz. Biz burada buraya işte tişörtle geleni sevmeyiz bilmem ne falan deyip kovuyor binadan adamı. Öyle bir adam, tamam mı? Adam ROI'ci, bize de acayip kıl. Ama ben onun üstünden bu şeyi aldığımız için, hani görüşmeyi aldığımız için Bülent abiyle işi çözdük. Rahatız artık. Biz şimdi İtalyanlarla beraber gece data center'a gittik. Kurulumu yaptık. İlk şeyin demosunu yapacağız. Hani göstereceğiz falan filan diye şey yapacağız. Abi, can kardeşiniz mal mı? Gitmeden önce herife LinkedIn'den izledim. Twitter'dan baktım. Herifin bütün şeylerini, ıvırlarını zıvırlarını, internetini, paylaştığı ne kadar Facebook account'u ne varsa her şeye baktım. Ne öğrendim abi? Herif Beşiktaşlı. Hem de hasta Beşiktaşlı. Dedim ben, şimdi sana geldik mi? Babama telefon. Baba dedim, bana hemen dedim önümüzdeki derbi maçına 2 tane bilet. Hemen dedim bana şey yap. Ayarla bunu. Bana gönderme ama birkaç saat içinde ayarla. Tamam dedi babam. Kulübü aradı. Bana abi. Babam direkt ayarladı bu işi. Ben abi direkt gittim. Hemen bir kartal yuvası. 10 liralık 20 liralık atkı. Print out biletler. Direkt gittim, tamam mı? Ya dedim, döndüm. Bülent abi de hasta Beşiktaşlıdır bu arada. Bülent abi sen dedim bunu böyle şey yapacağız. Hani vereceğim. Sen almayacaksın, tamam mı? Orada boşa düşecek bu biletler. Tamam mı abi? Tamam dedi. Biz gittik abi. Öğleden sonra ben bu işleri hallettim. Akşam baba koali gönderdi. Ondan sonra ben gittim. Adamın karşısına gittik. Adama aa dedim, Bülent abi dedim, çantadan çıkardım. Abi dedim, buyur dedim, takdim edeyim. Buyur dedim, önümüzdeki maç biletin artı şeyin. Ne oldu ya falan dedi herif. Dedim abi işte bizim Bülent abi hasta Beşiktaş'tır, ben de öyleyim. Hani bak abi dedim, nüfus kağıdını çıkarttım, Beşiktaş Cihan Numa yazıyor, tamam mı? Küt diye koyayım. Ben dedim doğma büyüme Beşiktaşlıyım abi. Biz de böyle falan filan. Aa dedi, ben de Beşiktaşlıyım. Ben böyleyim. Hadi canım. Yemin et. Dedim abi işte Bülent abi benden, benim babam kulüpte yani genel kurul üyesi, o yüzden dedim bir tane bilet ayarladım işte önümüzdeki maça gidecek falan filan dedi. Yapma ya dedi herif. Vallahi dedim gidecek. Ya can dedi Bülent abi. Doğru söylüyorsun da dedi. Biz dedi ona gidemeyeceğiz, hanımla işimiz var dedi, tamam mı? Öyle mi? Evet dedi. Hadi ya dedim, boşa mı çıktı bunlar şimdi falan filan, tamam mı? Döndüm hemen, dedim abi buyur sen git o zaman, atkıda hediyem olsun dedim, tamam mı? Ciddi misin dedi, tamam mı? Evet dedi. Evet abi dedim, niye ciddi olmayayım, tabii ki gidebilirsin falan filan dedim. Git abi dedim, buyur orada görüşürüz, ben de orada olacağım nasılsa, bu da bizim alt tarafta, o yüzden konuşuruz görüşürüz mutlaka dedi. Can çok teşekkür ederim ya, harika bir kıyak oldu bu bilmem ne. Hanımı arıyor, Beşiktaş maçına gidiyoruz falan diye, tamam mı? Bu arada bizim İtalyan kurdu. İtalyan işi bitirdi. Ondan sonra ıvır zıvır her şey halloldu. Biz bir gösterdik. Bakın işte takı çalışıyor. Ya harikaymış bu ürün ya. Tamam ya süpermiş falan filan dedi, tamam. Oo dedim harika tabii, çok güzel çok güzel. Hadi 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 hadi. O zaman haftaya görüşürüz. Hadi bakalım. Eyvallah. İzmir marşıyla gidelim o zaman biz falan diye böyle. Hop. Tamam mı? Direkt uzadık abi. Anasını satayım, bütün gün yediğim küfürlerle, yediğim paparalarla kaldım, tamam mı? Orada o toplantıdan önce bu işi yapmış olsaydım, tamam mı? 50 kere iş bitmiş olacak. Gerizekalı, gitmeden evvel yapsana şu işi. Neyse, ondan sonra da öğrendim abi. Bir yere, bir iş, müşteriye, toplantıya gitmeden evvel her zaman mutlaka araştırıyorum kim olduğunu, kafalarındaki planın ne olduğunu. Tabii ki böyle bir şey yapmıyorum, bribing yapmıyorum adamlara, ama mutlak suretle araştırıyorum abi. Çok önemli. Ben size bir sır daha vereyim. Çok önemli. İş görüşmesi yapmadan evvel iki şeyi mutlaka yapın dostlar. Bu OSINT'le ilgili size bir bilgi daha vereyim. Birincisi, firmanızı ve iş görüşmesi yapacağınız adamı mutlaka araştırın. İkincisi, CV'nizi göndermeden evvel gönderdiğiniz pozisyonu reflekte edecek şekilde belirtin. Abone olun oğlum.